Hocamızın genel olarak verdiği stratejilerin dünyaya ne kadar önemli olduğundan biraz bahsetmek istiyorum. Aslında hocamızı yakından izleyen bir insanın gerçekten bütün olaylarda en isabetli kararı verdiği ve en doğru çözümlere götürdüğünü çok rahat anlıyor olması lazım. Yani çok rahat görülebilecek bir şey bu. Ve yani gerçekten ülke stratejilerinde o fikirlerin takip edilmesi son derece önemli. Çünkü şimdiye kadar hocamız genel olarak hep Kur'an'dan, hadislerden, peygamberimizin haber verdiği önemli olaylardan, ahir zamanla ilgili olaylardan yola çıkarak hareket ettiği için, Allah rızası için, samimi bir akılla hareket ettiği için hep doğru çözümleri şimdiye kadar sundu. Ve hocamızın söylediği çözümler de hep sonunda mutlaka yerine geldi. Bunu da çok açık bir şekilde gördük. Yine Harun Yahya sitelerinde ne demişti, ne oldu kısımlarını kardeşlerimiz inceleyebilirler. Gerçekten mucizevi şekildedir bu. Bu aynı zamanda Suriye konusunda bakın 2 yıl önce, 1,5 yıl kadar önce daha Suriye meselesi yeni yeni böyle alevlenirken hocamız o zaman söylemişti bir abluka meydana getirilmesi gerektiğini. Bunu şimdi konuşuyorlar. Halbuki o dönemde yapılmış olsaydı çok büyük değişiklikler olurdu belki. Fakat tabii ki kader bir şekilde ama buradaki aklı anlayabilmek için ben bu örneği vermek istedim. Şimdi normalde dünyanın, hayatın gerçekleri vardır biliyorsunuz. İnsanların çoğu için geçerlidir bu. Bu bizim için geçerli değil. Yani iman edenler için geçerli değil. Çünkü hayatın gerçeklerini, o sözde gerçeklerini Allah yaratır. Dolayısıyla o sözde gerçekleri anında Allah dilerse anında da değiştirir. Yani biz buna inanırız. O yüzden hep deriz ya, burada da konuştuk çok çok, real politik diye bir şey yoktur. Metafizik vardır. Yani Allah dilerse olur. Politikanın gerçeklerine göre olmaz işler. Allah dilerse olur. Şimdi bu konu gerçekten dünyanın dengeleriyle alakalı. Soğuk Savaş döneminde 2 farklı cephe vardı biliyorsunuz. 2 farklı cephe ona göre hareket etti. Bir Rusya cephesi vardı, bir Amerika cephesi vardı. Hep onunla ilişkilendirildi ülkeler. Mesela işte Suriye Rusya'ya bağlıydı ama diğer işte Körfez ülkeleri Amerika'ya bağlıydı. Şöyleydi, böyleydi. İşte böyle ayrışmalar oldu. Afganistan Amerika'ya bağlı hale getirilmeye çalıştı Rusya'dan koparılıp. Onun için milyonlarca kişi öldü. İşte böyle dengeler vardı ve biz Sünni-Şii çatışması nedeniyle de 2 farklı cepheyi hep kabul ettik. İşte bir İran vardır, bir Lübnan vardır. Onları işte Rusya için destekler, Marksist de oldukları için. Fakat bir yandan da Sünniler vardır. Bunlar hep çatışırlar falan, hep böyle. Fakat hocamız hep farkındaysanız başından beri Allah'ın emri olduğu için İslam birliğini savundu. Şimdi dışarıdan bakan için böyle cephelerin olduğu için bu bir zorluk gibi belki görünebilir. Fakat Allah dilediği için çok kolay gerçekleşiyor. Şimdi bakın, mevcut sistemlerde Allah bir anda İran'ı döndürdü. Mısır konusunda İran'la Türkiye daha da yakınlaştı. Zaten hani birbirine hasım ülkeler değillerdi. Fakat Allah bir şekilde buna vesile etti, daha yakınlaştı. Şimdi mesela İran Türkiye'ye geliyor. Diyor ki Suriye konusunda biz birlikte hareket edelim. Bakın Allah birliğe yöneltiyor. Rusya yıllardır Suriye'yi koruyan Rusya şu anda son derece suskun, yani gerekli kınamaları yapıyor sadece, fakat geri çekilmiş durumda, yani ciddi bir şey yok. Fakat ne olacak, işte İslam ülkeleri bir araya gelip artık bir aşama gelecek ki İslam ülkeleri bir araya gelip zulme karşı birlikte mücadele edecekler. Fakat bu benim söylediğim işte silahını alıp gidip mücadele etme manasında değil. Hocamızın anlattığı şekilde bir caydırıcı güç olacaklar. Birlik caydırıcılık getirecek beraberinde ve o birlik gitgide devam edecek. Bakın biz mesela Suriyelileri oradan çıkartalım diyoruz. Hocamızın söylediği bir şey bu. Suriyelileri çıkartacağız. Ne olacak? İslam ülkeleri onları misafir edecekler, konuk edecekler. Hocamız söylemişti. Allah'ın misafiri bereketiyle gelir ve o çok güzel bir güzellik katar o ülkeye. Yani her yönden bereket gelir. Bu sizin anlattığınız şükretmekle de alakalı metafizik bir olaydır. Onlar gelirler, bereket artar. Zannedilir ki ülkeler para harcayacak. Hiç öyle olmaz işte. O yüzden işte bu birlik meydana geliyor. Bakın safa safa bu şekilde bir şey meydana geliyor. Şimdi radikaller ortaya çıktı. Radikallere karşı akıllı Müslümanlar birlik hale gelmelerini konuşuyorlar. Her yerde buna dair sözler duyuyoruz. Demek ki hocamızın dediği şeyler, daha önceden belki insanların imkansız gördüğü şeyler zamanla aşama aşama Allah'ın dilemesiyle gerçekleşiyor. Bunu bu şekilde görebilmek lazım. Hocamızın aklını burada görebilmek gerekiyor. Ve Kur'an'da gösterilen gerçeklere göre hareket edildiğinde de nasıl dünyanın değiştiğini anlayabilmek gerekiyor. Her şey metafiziktir. Yani bunu Allah bize ileriki günlerde daha çok gösterecek inşallah.